Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Modern Farm serisiyle karşınızdayız. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Daha doğrusu yeni seri derken serimizi taşıdığımız arkadaşlar Kayseri'ye taşındık. Barışan burada, Semih burada. Hoş geldiniz. Yiğitlerin yiğitleri. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar engebeli olsun. İşte tırmanmalı, batmalı, çıkmalı ama büyük traktörlerle oynayacağımız yeni haritamıza taşındık. Burası efendim Kayseri. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Modern Farm'da bu defa çağ açtık. Bunlar neydi bu makinelerin adı Barışan? Mektan. Mektan makineleri Mektan var arkadaşlar. Bunlarla ot da biçiyorsun. Bununla buğdayı biçiyorsun. Buğdayı ortaya bırakıyor. Daha sonra biçer dövünün önüne bir ekipman takıyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu yapacağız onu. Ekipman takıyorsun ve o ekipmanla da yerden sapları toplayıp şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne diyorlar ona? Hasat ediyoruz. Armandır. Bir yer versene Barışan. Bir yana geç abi. Bir in abi. Göstereceğim çok güzel detaylar var arkadaşlar şimdi. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu arada bol yorum ve beğenilerinizi bekliyorum efendim. Önemli gelişmelerimiz var. Bunların hepsinden bahsedeceğim şimdi. Ama like'a bir çökelim. Burası bizim ahırımız arkadaşlar. Tek sorun işte 150 inek almıyor ahır. Gördünüz arkadaşlar ineklerimiz merada otluyor. Etrafa dağılık bir şekilde. Ekipmanlarımız bu tarafta sevgili dostlar. Şöyle ilerleyelim. Buradaki bir de diğer haritadaki ekipmanları sözünü her şeyi aldık. Her şeyi buraya taşımaya çalıştık birebir resimlerine bakın. Bazıları değişik olabilir ama genelde %95'i aynı. Jandere ve Steyr'imiz burada arkadaşlar. Ha klasın yerine Fendt aldık arkadaşlar. Fendt çok yazılıyor diye. İşte TR6 isimimiz, 8 isimimiz de burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar noktayı böyle damga vuracak şeyimiz var. Kayseri'ye biz ne yaptık? Havalimanı yaptık arkadaşlar. Havalimanımıza gidiyoruz şu anda. Şimdi bu en modern tarım olacağı için arkadaşlar uçakla ve helikopterle tarlalarımızı sıvı gübre ve ilaçlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ise de havalimanına geçiyoruz dostlar. Ama dediğim gibi like'lar çok önemli arkadaşlar. Yarın da okullar açılıyor. Ha bu arada dün Nevşehir Roleplay'i canlı yayında arkadaşlar akşamki canlı yayında finalledik. Okulların açılmasıyla birlikte arkadaşlar yeni bir seri, yeni bir heyecana başlayacağız. Barışan bıyıklara bak. Aynadan Allah'ım çıldıracağım. Şimdi arkadaşlar Discord atın alında ya. Aynı zamanda arkadaşlar yepyeni böyle hayatınızda istediğiniz, bize anlattığınız en gerçekçi roleplaylerin daha da gerçekçisinin üstüne çalışmamız var arkadaşlar. En kısa sürede başlayacağız. Okulların açılmasına ilişkin de bir hediyemiz gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi sevgili dostlar. Burada bir uçağımız var. Bu uçağımızla benden başka kimse süremiyor arkadaşlar. Ben önce bir helikopteri göstereceğim arkadaşlar. Yok sürüyoruz. Yerde sürüyoruz. Araba gibi de niye kaldıramıyoruz? Arkadaşlar bakın buraya nasıl helikopter normal pisti uçuyor yaptık. Gördünüz mü? Helikopter pisti burası. Çalıştır abi helikopterimizi. Çalış 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 çalış. Skorsik arkadaşlar. Barışağım Skorsik'i bulmuş bir tane ikinci el. Kaldır abi. Bunlarla ilaçlama yapacağız arkadaşlar. O aynı zamanda yangın söndürmeye de yarıyor. Ooo. Yangın da söndürürüz Barış'ım. Evet şöyle yangınları söndürürüz. Arkadaşlar. İtinayla yangın söndürürüz. Şöyle bir gösterelim. Hayvanlarımız burada dediğim gibi. Bakın burada remorklarımız varmış arkadaşlar. McDown'un bir tarafta deniyordum ben onu. Arkadaşlar daha doğrusu baştan aşağı buranın yapılış ve hazırlanış videosunu biz çektik. Ama benim mikrofon ne olmuş arkadaşlar? Kameranın mikrofonu olmuş. Ben bunu bir daha bir kontrol edeyim. Şimdi kaydı durduracağım. Sonra kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar kaydımızı kontrol etmemizin ardından tekrardan geldik. Bu defa herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar bu şekilde helikopterle ilaçlama yapacağız. İşte bütün geri kalan işlemlerimizi falan ayarlayacağız Allah nasip ederse. Ama aynı sistem bir de arkadaşlar şeyi yapacağız. Ne diyorlar ona? Uçağımız var. Uçağımı da şöyle de uçakla da bir tur atalım değil mi Barışan? Uçağı da bir gösterelim arkadaşlar. Kullanmayan Aro. Merhaba abi. Oğlum merhaba. Yanına binme mi var? Sen nereden geldin? Üstüne tutundum. Üstüne mi tutundun? Uçağın kanadına çık. Evet. Şimdi uçağın kanadına çık. Ben uçağı da göstereyim. Koş koş değil mi? Koş. Çık kanada. Düşme ha. Rüzgar çarpmasın seni. Yok yok. Rüzgar çarpmaz sınırım değil mi seni? Şunlardan tutunurum ben. Sıkıntı yok. Uçak gaz ver abi. Adam oradan düşeceğini değil de rüzgar çarpmasını düşünüyor ama. Haa uçak gaz oldu. Verme, gaz oğlum, verme. Uçak olduğu yerde kalkış aldı lan. Kalkış alıyor zaten öyle. Olduğu yerde kalktı. Sen bizim tavalarımızı aldın mı? Evet. Bremen. Arkadaşlar bu şekilde de uçağımızı da kullanacağız. Ne abi? Bunlar bu olmamış çarptı ama. Herhalde gözlerim karardı.
Gözlerime kadar. Emre Eknar. İleri nasıl gidiyor bu Barış? İleri tuşuyla. W ile ileri gidiyor ama aşağı nasıl ineceğim ben bununla? Mayday, inemiyorum Mayday. Mayday. Oğlum normal. Barış abi yardım et. Atla aşağı düştüm. Normalde sola basınca kalkar, aşağıya sağa basınca iniyordu. Ama senin herhalde direksiyondan dolayı biraz şey oldu. Galiba. Sen gaz pedala bir bassana, gaz freni. Gaza ondan basıyorum, kalkıyor, frene basıyorum, yine kalkıyor. Uçağı stop ettim. Senin orada bir sıkıntı var. Mayday düşüyorum, Mayday. Allah kahretmesin ya. Sevin, gel bunu garaja koyalım. Oğlum uçağın piyasaya gidiyor. Uçağın shuttle'ı var anasını satayım. Hadi inek oğlum biz taşırken siloyu almadık herhalde. Evet, silodaki malzemeleri, hayvanların yemleri falan yok. Onları yeniden yaparız dedik ya Barış ağam. İlk tur sen normal doyur onları. Semih arabayı getir oğlum. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Ben onları bir doyurayım. Go! Semih'ciğim şimdi ne yapacağız biliyor musun? McDonald'la ben buğdayı biçeceğim. Sen de biçer döverin, beni eve götür oğlum. Götür. Sen de biçer döverle arkamdan var bir ekipmanla falan. Orası ne? Oğlum ben CTRL C, CTRL G, Alt G, neye bassam benim koltuk değişmiyor. Ne yapıyorsun? Lan arkadaşlar bu ultra lüks çiftliğimizde niye G kullanıyoruz zannediyorsunuz? Alın böyle bir şoför var, böyle bir oğlumuz var arkadaşlar. Ben niye BMW'yi çöpe attırayım? Ben niye Audi'yi çöpe attırayım arkadaşlar? Ben niye Range Rover'ı çöpe attırayım arkadaşlar? Alın bak şunu... Sen ne anlatıyorsun be oğlum? Şunu kullanmaya bak ya. Ege ya. Aç. Semih bir ara Linen... Ailen için Linea diye bir reklam vardı Barış abi, hatırlıyor musun? Çevirince ailen oluyor, çeviriyorsun Linea oluyor. Aha. İlk başta. Oltlardaydı. İlk reklam öyleydi. Kaç paraydı Linea? 17 bin lirada satılıyordu arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi sevgili dostlar. Aga be. McDown'umuzla tarlamızı biçmeye başlayalım bakalım. Nasıl olacak? İlk defa deneyeceğim. Ben bu arada gerçekten ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı Barış abi biliyor. Yarıyor mu lan işe Barış abi? Tabii canım. Arkadaşlar bunun sesi çok yüksek ya. Galiba bunlar %100'e yakın verim almak için. Yani hiç tohum israf olmasın diye kullanılıyor. Ne yapıyor? Ot biçmeye de kullanılıyor bu. Ot da biçiyor. Bize tablo lazım birader. Ne tablası? Nasıl geçeceğiz ben o tarafa? Sen ayak al. Ayak lan, senin bir ayak al. Ayağı var, alayım. Al al, ayak alsana oğlum. Al ufaklarından bir tane al, remortu. Bunun kendi onlar ayağı vardır, kendi ayağı Barış abi. Şey var mı? Ne var mı? Çek yeri var mı? Çek yeri yok. Sen ağrıç traktörle götürün. Evet, traktör lazım bir de bana. Bir ayak alıver. Bunun çekicicim büyük traktöre gidiyor. Nerede ya? Traktör yok. Nerede? Ben ne zaman çekiyorum benim için. Hadi Semih, hadi Semih, hadi. Şeyde ya. Nerede? Kesici remoklarında. Kesici remoklarında. En altta, dur ben alayım. Barış ağam alıyor. Semih git bir traktör alacak oğlum. Gözlerim kör, gözlerim göremedi. En altta oğlum, en altta. Kaç metreydi o? 10 metreydi. Heh, gördüm. 10 metre yok mu? Var abi. Var mı lan 10 metre? Mağazaya aldım. Oğlum bu 10 metre var mı lan? Yok da lan. Bakayım. Gir ayarlardan bak, 10 metrelik. McDown paketler şey nerede oğlum? Şurada McDown'ların paketleri arkadaşlar. McDown paketleri burada. Peki bunun tablalarının paketi nerede? Kesiciler kategorisi... Tablanın paketine gerek yok. Sahip olduklarımıza girsen al. 10.6 metreymiş lo. Oha. Tabii. Ay ben şok. Arkadaşlar bunlarla hızlı biçilir o zaman. Allah seni biçeceğiz. Şey nerede? Hadi lo. Seni bekliyor. Seni alsana. Şey yetkisi mi yok bu oğlanın? Yo var. Semih ne yapıyorsun oğlum? Barış abi almıyor muydu? Lan sen lan ben girdim, alıyorum diye. Ya. Dur abi. Ya onu bekliyor, onu bekliyor arkadaşlar Allah aşkına ya. Herkesi bir halle yolluyor. Bu ne? Metresi niye yazmıyor oğlum? Ot denemiştim arkadaşlar. Al bunu ya. Al bunu aldım. Al. Al 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 al. Geliyor. Al. Evet. Oldu mu? Abi olur acaba? Olur. Bir traktör alıp gelmeniz lazım. Bir traktör alın gelin, gerisi olur. Tamam abi. Gel 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 gel. Semih. Semih koş, TR6'yı al gel. Koş tatlım koş. Alayım. Ucu. Nerede TR6? Garajlarda oğlum. Bir sürü araç var ya. Oha bu ters arkadaşlar. Ben diğer taraftan gelmem lazım. Şöyle gel abi. Şöyle gel abi. Ya kullanımı çok tuhaf arkadaşlar bu makinenin ya. Gel 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 gel.
Ne kadar mızmızlandın ya. Ne? He ya, barışalım senin kardeşim. Yok çok... şöyle ya, yok böyle ya. Abi kullanımı evet, çok vallahi varlı bir makine bu. Olabilir, inanç yersiremiyorsan. Hah, tamam. Gerçek sahibine bırak. Barış abim. Bu niye evet böyle oldu la? Elinle bu, elinle. Ya? Niye böyle oldu bu? Normal, düzgün bıraktım oysa ki. Hah, tamam oldu Semih. Yürü abim. Hadi önden, önden sen git, ben bilmiyorum. Gel 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 gel. Aynı geldiğin tarafa geleceksin oğlum. Evin yanındaki tarlayı aldık hemen oğlum. Uzaktaki, uzakta arama Semih tarlanı. Arayıp da bulamadığın tarlan evin yanında. Şuraya bak arkadaşlar, sürüşü gerçekten çok tuhaf. Dış kameradan baktığın zaman kontrol edemiyorsun. İç kameradan bakıyoruz. Lan ben bunun batma modunu iptal etmedim. Nasıl olacak? Arkadaşlar. O zaman deneyelim bakalım be. Deneyelim. Bir deneyelim bakalım ya. Arol. Geçebilecek mi oğlum? Ya Semih şu hurdaları da bir ara satalım ya. Ya güzelim, 30'luk bir kere yaptırır kullanırız. Lan ne yaptırıp kullanacağım bu satırı? Çek çek. Wow. Öyle gelme lan, ters gelmen lazım. Lan oğlum ben nasıl alayım? İleriden dönüp geliyorum ben. Sen ileriden dönüp gelme. Öyle bir kenara dur, ben gelip alıyorum oradan. Çek kenara. Ha öyle ha. Dur. Ben gelip alıyorum onu şimdi. Beklesen. Bu arkadaşlar çok bağırıyor bu traktör. Sorma la, onun ses vallahi seviyesini çok bağırıyor. Ses seviyesini bir tık kısmak lazım. Gel 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 gel. İyi mi lan böyle Semih? Gel gel gel. Aldım oğlum, aldım iyi. Aldım. Hah. Tamam. Çeksene o TR6 yaz bir ileri. Kurtarıyor mu? Kurtarır herhalde. Kurtardı kurtardı, tamam. Hadi bismillah. Nasıl başlıyoruz şimdi? Bunu ben direkt biç diyorum. Biçiyor mu lan Barış'a? Ben direkt biçiyorum ya. Öyle ekstra bir şey yok. Oğlum. Ben de şu ağzı oğlum, nerede onu almamışsın da ona baktım. Aha. Arkadaşlar. Otu alma. Normal şeyi al. Şu anda biçiyor. Tamam, ot kısmına geç. Ot kısmını pas geç. Ya ot kısmını nasıl yani pas oraya geçiyor? Değdirme şeyi. Değince olmuyor otu mu? Otu katma yani. Yok, o kısmı almıyor. Otu değdirme ya. Bu kadar basit. Azıcık içeri dön. Tamam. Ara ara alıyor ama onda bir şey yapacak yok. Bir şey yok arkadaşlar. 8 kilometre hızla biçiyor sevgili dostlar. Ama şimdi ben bunu çok merak etmedim değil. Barış ağam. Şimdi bu buğdayla alıyor yani. Bu şey yapıyor yani. Alıyor alıyor. Ağzını şey bıçağı bulsan toplamayı hemen alacağım. Geleceğim peşine de. O bıçağı bir bulsam de Barış ağam. Tövbe tövbe. Neyse. Neyse. Arkadaşlar dediğimiz gibi yepyeni böyle Farming Simulator 22'nin son roleplay geliyor arkadaşlar. Nasıl son roleplay geliyor sevgili dostlar? Bildiğiniz üzere tam 2 ay sonra Farming Simulator 25 geliyor. E bu nedenle arkadaşlar yeni bir hazırlanmış olduğumuz bu ultra gerçekçi roleplay'de arkadaşlar. Daha doğrusu bununla alakalı detaylı bilgiler de ilk bölümünde vereceğiz. Gerçekten güzel hazırlanıyoruz arkadaşlar. Geniş çaplı hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu haritada yepyeni modlar da ilk defa ekranda göreceğiniz yepyeni modlar da geliyor sevgili dostlar. E ondan sonra daha da 25 geliyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan FS22 bir roleplay yapmanın anlamı yok. Gameplay'lerle gideriz arkadaşlar. FS25'in yanında. Farming Simulator 22'de gameplay'lerle devam ederiz. Madem dedik Farming Simulator 22'de son roleplay'imiz oluyor arkadaşlar. Biz de dedik unutulmayacak bir roleplay yapalım. Madem öyle. Hani böyle akıllarda kalacak. Gerçekten unutulmayacak bir roleplay olsun ki. Hem bizim hem de izleyicisi sevgili dostlarımızın gönlü olsun istedik arkadaşlar. Bu nedenle birkaç gün içerisinde yeni roleplay'imizin ilk videosu yayınlanacak. Aynı zamanda yarın asfaltta 500 ton yük güç deneme videomuz gelecek. Onunla alakalı denememizi istediğiniz traktörleri de yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani yeni serimizin bir hikayesi olacak arkadaşlar, haberiniz olsun. Hani bir hikaye gibi, bir sinema filmi gibi düşünün dostlar. Bir hikaye üzerine gideceğiz. Bu kadar. Bu kadar bilgi yeterli şimdi. Bu ne işe yarıyor? Çadırımın üstüne... Barış abi sana... Barış abi. Barış abi müsait mi? İyi bakıyorum. Buradan. Sen şey anlatıyorsun ya, ben de moda bakıyorum dalmış. Ooo. Ne oldu Semih? Bu kırmızı şey ne işe yarıyor ya? Hangi kırmızı şey? Aha geri gitmiyor lan. O da ot biçiyor. Ot da biçiyor, şey de biçiyor. Ona hiç gerek yani yok ne aslında. Ne arıyorsun sen Barış abi?
İçer döver eşeği arıyor. Ya oğlum içer döverin ağzını, ağzına taktığımız vardı. Topladım, sonra ekledim. Bana bakayım da. Yerden bakayım, topluyor bekle. Samanoğlu. Biliyorum. Biliyorum. Allah! Arkadaşlar, bizimkiler şey yapana kadar... arıyor mu da? Ben böyle tarlanın kenarlarında ilgi gerekirse kalsın dedi Barış'ım. Sap alma dedi ama aldığım yerler oldu. Umarım oralar bize sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar. Yok sıkıntı çıkarmıyor ya, o kısmı almıyor. Aa, o zaman sıkıntı yok, o kısmı almasın. Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Bakın. Balyaya katıyor. Allah aşkına şu şeye, tekstüresine baksanıza ya. Çiçekler var arkadaşlar ya, bildiğiniz buradaki çiçekler buraya biçilmiş şekilde geçmiş ya tekstürede. Baksanıza arkadaşlar ne kadar güzel ya. Allah, alın size VZ25 arkadaşlar. Ne, nerede bu geri vitesi alın? Gel 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 gel. 1170. M1170. Şöyle ilerle abi. Semih bulur şimdi onu Barış'ı. Buldum. Bak ne dedi? Buldum mu inşallah? Semih bulur. Hangi marka alayım? Hangi marka alayım? Klas al oğlum. Bizimle şeylerimiz. Klas al. Bir gönder al. Biraz mağazayı yapıyoruz. Birisi bu McDown'a geçsin, ben o biçer dövere geçeyim. Buraya getireyim. Bunlar değil mi lan? Geçsin. Bunlar değil, bunlar değil. Değil mi? Nasıl değil? Değil, değil. Bu. Bunlar değil. Bunlar bir şey oğlum. Kurma işte. Şekli. Yok. Kurmadık mı acaba Barış'ı? Aynı işe yaramaz mı? Yine takayım da bu değildi herhalde. Deneyin bakayım abi, getirin. Arkadaşlar vallahi ben ilk defa yaptığım. Oynuyorum bu arada. Gerçekten şaka yapmıyorum. İlk defa oynuyorum. Olursa da sıkıntı yok. Bunun bir tane böyle bir tip... Çim alıyormuş bu herhalde, öyle yazıyor. Çim alıyor bak, bunlar makine olmuyor, bu değil. Muhtemelen ya kurmadık ya da atmadık diyeceğim ama kurmadık herhalde. Sen 3-4 çeşit... Bunlar var bir tane Barış abi, her şeyi alan. Tamam bir tane hani götür bakalım. Götür bakalım. Alayım. Vermeer Park vardı böyle balya makinesi. Balya makinesi değil. Yo Vermeer Park balya makinesi DLC'si vardı bunun arkadaşlar. Değil, bunu deneyelim bakalım. Onunla oynayan var ama mı ama bunlar ya? Değil ya. Ne yaptınız lan? Dur bakayım. Bunu bir slash makinesine taksana. Olmaz mı? Slash makinesi olmaz, slash yapar. Olmaz. Bu biçer döveri ya takacağız. Ya bunun makinesiydi ya. Bunun... Bak olmuyor. Semih'cim biçer döveri takacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Şu şey yapsanız ha beyler. Bir McDown'la daha gelin buraya. Eyvah. Hızlıca abi. Hızlıca biz burayı hoş biçelim geldin. Ondan sonra ekipmanı bulalım. Ben araştırıyorum. Sen araştıralım. Barış abi McDown al gel. Hızlıca burayı seninle dur, beraber dur, biçelim. Tamam. Hemen halledeceğim. Geldim. Şunu sat Semih aldığın şeyi. Abi her şeyi öyle patır kütür almayın. Kiralayın la. Paramız bitti. Yok parayı ayarlayacağız. Onlar denemedik. Şey değil. Yok ayarlamayalım. Bir daha para eklemeyelim. Neyini ayarlamıyorsun oğlum? 1 milyon lira para gitti manyak. Aleti bulacağız diye. Sorma la. Oha harbi yani de. Yani sen neyi ayarlamıyorsun? Arkadaşlar şu anda söylemeyecektim ama bunu söyleyeceğim. Gördüğünüz üzere ne ki oyunun arayüz göstergelerini küçülttüm. Şimdi şöyle. Onları kapalı oynamak daha keyifli şu şekilde arkadaşlar. Bunu bir kurulmamışız herhalde. Barış gerçekten abi. Kapalı olarak kullanmak daha keyifli. Ama birçok arkadaşımız açık istiyor. Kapalı kullanmamızı isteyen arkadaşlarımız da çok fazla. Açık kullanmamızı isteyen arkadaşlarımız da ultra fazla. Biz de arkadaşlar ne yaptık? Bu arayüzleri küçülttük arkadaşlar. En küçük konuma getirdik. %50 kısmına getirdik arkadaşlar. Daha da büyüyor zaten. Bu bence çok tatlı oldu. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok küçük diyeceklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Biliyorum düz çok küçük diyeceğinizi de. Yine de böyle daha iyi arkadaşlar. Ya yer kaplamıyor hem. Yeni yapacağımız seride de bu şekilde kullanacağım. Çünkü arkadaşlar aslında şöyle gerçekçi rol bileylerde arkadaşlar mantıken göstergeleri komple kapatmamız gerekiyor ekrandaki. Ama dediğim gibi birçok arkadaşımız göstergesiz kabul etmediği için açık bırakmak zorunda kalıyoruz. Eklememişiz mi gençler o şeyi? Yok bak eklememişiz Ragnar abi. He oğlum. Bende. Şöyle bir şey bakayım. Adını buldum da ilk... Gördüm ben, buldum Barış Erdem olduktan. Tamam. Bu. O zaman şey yapalım. Yani. Tamam buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şuranın biçimini bu şekilde tamamlayalım. Ondan sonra o ekipmanı ekleyip hemen geliyoruz. Arkadaşlar tekrardan selam. 1,5 saate yakın süredir o McDown'ları çalıştırmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Nedense normalde olup sürekli kısa videolar çekilmesine rağmen McDown'un o biçer duvara takılan aparatı hiçbir şekilde arkadaşlar bizde çalışmadı.
Ya online'da mı yaptı bu hatayı bilmiyoruz arkadaşlar ama dediğim gibi Barışhan 1500 tane shorts çekti arkadaşlar. Bununla alakalı bir dünya video çekti. Ama gerçekten vaktimiz çok 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 daraldığı için tarlayı biz eski konumuna getirdik arkadaşlar. Ha bu arada da biçer döverleri de sürekli değiştirdik arkadaşlar. Hani biçer döverde mi hata var, onda mı hata var, bunda mı hata var diye. Ama hayır arkadaşlar, maalesef sorunu çözemedik. Dediğim gibi kusura bakmayın sevgili dostlar ama bu sorunu, bu konuyla ilgili ilgileneceğiz ve bu sorunu çözeceğiz. O McDown'larla tarlalarımızın hasat işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Niye hata verdi gerçekten bilmiyorum. Hazır değiştirmişken dedim, Neonland CR1090'ı kullanalım. Çünkü CR1190 geliyor arkadaşlar. Pardon, CR11 geliyor. VS25'te ve dedim CR11'den önce bir CR1090'la bir hasadımızı yapalım. Hadi bismillah. Şöyle bir kenardan vallahi başlayalım. Allah'tan dileğim ne biliyor ama şu Kasım gelse de artık VS25'e gelsin. Vallahi da billahi arkadaşlar. Yemin ya. Ediyorum bıktık biz. 2020'de çıktı bu. 2021'in sonunda ama lanet bir seriydi. İnşallah bunun gibi olup da hayal kırıklığı. Oyunun bug'ı hatası bitmiyor arkadaşlar. Vallahi de billahi oyunun bug'ı hatası bitmiyor. Gel abim bitmiyor şöyle. Abi. O neydi? Tarlanın ortasında şu araba. Tarlanın ortasında McDown var abi. Onu al ver ben onu şey yaparım. Tırı ben hallederim. Tırı falan yaklaştırırım ben. Getiririm gerekirse. Depom dolacak ya. Hop %25. Ben buradayım ya. Sen bir yandan balı yapmaya başla abi. Hiç duraksama. Tırı bana getirsen balı yap abi. Tır ya da kamyon. Öyle biçer döver al dedim. İki biçer döveri gerek var mı? İki biçer döveri hiç gerek yok abi. Şu tarlanın hasadını bugünkü bölümde bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Aa bir şey demeyi unuttum. Canlı yayında bahsetmişimdir ben ama arkadaşlar şimdi tekrardan anlatayım. Doğum günümle alakalı yüzlerce yorum, mesaj arkadaşlar geldi. Tüm platformlardan çok çok teşekkür ederim. Instagram'dan geldi mi bilmiyorum arkadaşlar. Oraya Barışan bakıyor. Geliyor geliyor. Cevap yani verebildiğim kadarına cevap verebilirim. Discord olsun. Çok yoğunuz biz. YouTube yorumlar olsun. Sosyal böyle. YouTube olsun, güzel TikTok mi? Olsun, Discord olsun arkadaşlar. Yüzlerce binlerce mesaj geldi, yorum geldi. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Herkese tek tek cevap vermek söz konusu bile değil arkadaşlar. Vallahi de billahi çok fazla. Buradan topluca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepimizden. 30 yaşına girdik. Artık üçlü rakamlara geçtik. Moralim bir yandan çok bozuk ama inşallah devamında da sizlerle birlikte arkadaşlar ekranda geçiririz ümidiyle. Güzel dileklerinizin aynısını ben de sizlere sunuyorum efendim. Rabbim kat kat razı olsun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hop. Tarlanın bir tam turda bir depo dolacak. Aa iyi hasat döküyor Barışan bura. Oğlum bu biçer döveri bu şey büyük değil mi lan kafa? Hangi biçer döveri? Benimki mi? Bu klasa yok benimki. Aa klasın ki bilmiyorum abi. En büyük klasa göre almıştık biz onu Barışan. Çandaraman. Şey ya, nerede ha? Jonder alayım dur. Dilime bu çadır şarkısı takıldı gitti arkadaşlar, kurtulamıyorum ya. Allah. Gel. %94 olmuş. Şuraya kadar gider miyiz la? Oraya kadar gideriz galiba arkadaşlar. Ne olandır baba? CR1090'la sanırım shortslar hariç arkadaşlar ben bu biçer döveri kullandığımı hatırlamıyorum. Galiba sadece short çektim ben bu. Hop, hayır tarlayı ezme. Şöyle kenara gel abi. Kenara gel. Allah bu niye öyle yaptı? Şöyle gel. Tarlayı ezmememiz lazım arkadaşlar. Tamam. Allah niye bastım? Şimdi nerede bizim tırımız? Tır. Oh. Aha telefon. Alo. Björn arıyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Askerde olan çok çok özür dilerim. İyi ki varsınız, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Açmazsak olmaz bizim askeri olanımızın telefonunu. Şimdi tır nerede tır? Tırlar nerede arkadaşlar? Tırlarımız nerede? Garajda tırlar. Oha kaç tane ekip. Bir dakika şöyle yapsam. Hadi bismillah. Scania'dır baba. Wabis'tir baba. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Dorse'yi güzel renkte almış ha bizim oğlan. Pilot Dorse'yi güzel seçmiş arkadaşlar bu defa. Ya bunun arkadaşlar ilk hazırlanış videosu gerçekten muazzamdı. Yemin ediyorum muazzamdı ve her zaman hazırlanış videolarımız çok da güzel izleniyor arkadaşlar. Güzel like de alıyor. Ona gerçekten çok üzüldüm ya. Vallahi sen git abi kameranın mikrofonunu al ya. Tamam bunu buraya bıraktık. Barışan, kamerayı sen niye taktıydın? Kamerayı ben niye taktım biliyor musun? Direksiyon kamerayı, direksiyon ayarladım. Telefon formatında da arkadaşlar bir arayüz ayarladım OBS'te. Altta direksiyon, üstte oyun.
O şekilde kısa video ve shorts çekmek için ayarlamıştım arkadaşlar o şekilde. Ama maalesef burnumuzdan getirdi sevgili dostlar. Burası buğday mıydı? Ha buğdaydı tam. Dök. Buğday. Bayağı da uğraştık o videoya, iyiydi ama evet, yapacak bir şey yok. Videonun çekimi 1,5 saat falan geçmişti arkadaşlar hatta. Tam böyle edit'i aldım arkadaşlar. Bu ne lan dedim, sesin 1500 metre uzaktan geliyor, ne alaka? Sonra aklıma kamera geldi arkadaşlar. Bir baktım ki kamera takılı. Oysa ki kontrol ettim arkadaşlar, hani acemi insan değiliz. OBS'a baktım, mikrofonu benim normal mikrofonumu görüyordu ama sonradan nedense şey yapmış, kamera mikrofonuna geçmiş. Mikrofonu kamera almayın arkadaşlar. Kullanmıyorum zaten, söküp atayım lan bunu çöpe gitsin. Şaka. Neyi lan? Şaka arkadaşlar, atar mıyım ya? Bir kamera kaç para ya? Bir kamera kaç para lan Barış'a? Normal yani iş görecek yayıncı kameraları 12-13 bin liradan başlar. O paralara bence bulamayız. Geçen sene o paralardı abi. Yok başlar dedim. Bizim hani iş görevi normalde bir üstüydü o paralar da. Yani yine o paraları alırsın. Aa, sen ama de... başlangıç seviyeye gidiyor. Sen şey mi yapıyorsun ha? Otomatik toplamalı. Helal. Ha. O çok iyi oluyor arkadaşlar ya. Vallahi de billahi çok iyi oluyor. Semih de şimdi gelir. Semih'in bir arkadaşlar yemek yemeye gitti Semih. Böyle biz bayağı uğraşacaktık. Bayağı da uzun uğraştık. Çocuk da haklı. Çalışmadı. Niye çalışmadı abi ya? O çalışıyor. Ben de ilk başta öyle oldu. Sonradan çalıştırmıştım ben onu da. Her biçerde çalışıyorum. Videolar var, shortlar var. Instagram'dan da bakabilirsiniz. YouTube'daki shortlara da bakabilirsiniz. Orada var ama enteresan şey. Aksilik olacak ya. Arkadaşlar çarçabuk ekin ilaçlama ve gübreleme muhabbetini yapmamız lazım. O helikopterlerle... Ama biz Eylül'de yapıyoruz. Eylül'e evet. O diğer oyunda da Eylül'e geçmiştik ya, ay ayarladık ama hasatları evet, ayarlamadık bir tek. Diğer oyunda da Eylül'deydik. Eylül'de pulluk atıyorduk. Hızlıca sürer zaten arkadaşlar, bunda bir şey yok. Bu tarlalar zaten bir bu tarla, bir de yonca var arkadaşlar. Yoncayı da biçeriz, kaldırırız hızlıca. Ondan sonra devam derken bir de slash yapmamız lazım. Seriye baştan başlama gibi bir şey oldu bu ya arkadaşlar. Ama olsun. Başka bir şehre geçtik. Başka bir şehir. Kayseri'deyiz sevgili dostlar. Videonun başında söylediğimiz gibi. Efendim burası Kayseri. Kayseri sucuğu pastırması meşhurdur. İneklerimize pastırma yaptırmaya mı kurbanlık yapalım Barışan, pastırma yaptırmaya? Afyon sucuğu mu Kayseri sucuğu? Abi bilmiyorum. Afyon sucuğu. Halil'e geçen gün bulaştım ya. Afyon sucuğu yolla diye arkadaşlar. Kargoda gelirken çürürse bilemem diyor. Şey kötü olursa, kokarsa diyor. Yollayayım abi diyor. Vallahi yollayayım. Senden değerli mi diyor. Kaç tane istersen o kadar at. Yollayayım da diyor. Kargoda bozulursa diyor. Bozulur mu arkadaşlar? Ona göre yolla diyeceğim. 3 günde bozulur mu lan? Ben bilmiyorum. Bozulur mu? Onlar normal bilmiyorum. Yapım, fabrika yapım sucuklar değil ya. Normal sucuklar bozulma. Asıyorlar ya kasaplar kenarlara. Allah kahretsin ya. Depoyu kontrol etmeyi unuttum arkadaşlar ya. Neyse dur. Bu otomatik bırakmıyor muydu lan? Neyi abi? Arkasındaki mali şeyi, balyayı. Yok Y'ye basıyorsun abi. Tamam. Dersene. Yok ben bir videoda sanki otomatik bıraktım gibi geldi. Yok otomatik bırakmıyor. O zaman benim kendi indirdiğim bir şeydi o. Y'ye basarsan şeyi yapıyor. Ne diyorlar ona? Y'ye basarsan direkt tek tek de bırakıyor yani, almıyor hiç, toplamıyor. Hadi oğlum Scania. Yok 4 tane oluyor. 4.'de diyor Y'ye basıp bırakmıyor. Arkadaşlar bu arada bu arayüz gerçekten tekrardan hatırlatayım. Daha tatlı duruyor ve ekran kaplamıyor ya. Küçük görünüyor biliyorum. Alışması biraz zaman alacak ama gerçekten ekran kap böyle şey HUD kapalı gibi ya. HUD kapalı oynuyormuşuz gibi. Lan. Evet en küçüğünü aldım abi. 150. Ama çok tatlı görünüyor. Şöyle bir fotoğraf akar mı arkadaşlar? Şöyle bir fotoğraf akar ama Barış'a tabii bunu kapak fotoğrafı hazır arkadaşlar dünkü videodan. Bu deva dayak yemeyecek dostlar. Her şeyimiz hazırdı be. Hadi abi. Yapıyorum. Sadece video editlenip yüklenecekti arkadaşlar. Maşallah şu tarlada kaç dönümmüş lan bu tarla? 31 dönümmüş. Aha yettim ben sana. İyi hasat döküyor ama arkadaşlar 31 dönüm olmasına rağmen. Neymiş bu? Barışan makinen ötüyor dit. Boşat. Oh. La ben bunu ciddi söylüyorum. Video çektim bir tane. Hani şey ot yaptı. Kendisi boşaltıyordu lan. Enteresan. Abi acaba şey var ya yapmak? Arkadaşlar bu arada lazerli tesviye modumuz var ya Barışan, onu bir düzenlemiştik. Evet. Evet. O modla alakalı bir daha farklı bir sunucularda bir paylaşımlar olmuş, şöyle söyleyeyim. Yani nasıl elden ele geçti bilmiyorum ama
Onu da arkadaşlar okullar açılımına yakın paylaşacağız. Ama küçük tatlı bir hatası var arkadaşlar. Sadece traktöre taktığımız zaman... Lazer tesviye. Evet, traktöre taktığımız zaman arkadaşlar şey oluyor. Ne diyorlar ona? Çekisi kalkmıyor havaya arkadaşlar. 2-3 kere VV yapıp indir kaldır indir kaldır yapınca çekisi kalkıyor. Haberiniz olsun. Onu da okullar açılımında pazartesi günü da verelim. Aynı zamanda polis araba modunu paylaşacağız arkadaşlar. Fiat Egea polis arabası modunu. Bir tane daha mod verilecek. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun vatanımızda. İnşallah güzel bir dönem geçirirsiniz arkadaşlar. Ama bizi de izlemeyi bırakmayın Kuşeli. Vallahi arkadaşlar okullar açılınca YouTube camiasında genel bir çöküş oluyor. Like'larla bu durumu çözeriz. 100 bin aboneye çok az kaldı dostlar. Hani onu bunu bırakalım. Vallahi 84 bin abone olmak üzereyiz arkadaşlar. Bir %100 barında %84'ü dolmak üzere arkadaşlar. Gerçekten tırmandık. Başımıza bu yolda gelmeyen kalmadı. Gerek kanalların çalınması, şunlar bunlar, hesapların kaç defa arda arda üst üste çalınması. Ama düşe kalka sizlerin sayesinde bugüne kadar geldik. Şu 100 bini bir görelim be dostlar. Vallahi yeni yıla 100 bin plaketiyle girelim arkadaşlar. Harbiden hayalim bu ya. Pek bir şey kalmadı ya. 15 bin 16 bin abone. Yani bunu tamamlarız. Gerçekten hayalim arkadaşlar. Kaçak izlemeyelim lütfen. Yüzde kaçı doldu lan, yüzde kaçı doldurdu göremiyorum şeyden. %70. Bu arada buradan ikinci kanalımıza gidip de video izlemeyenler olmuş. Orada %100 oldu da yani kaçırdıkları çok şey var ha. Farklı çiftçilik oyunu oynuyoruz arkadaşlar orada. Şey, Snowrunner'ı da paylaştım mı? Barışağım'ın gözünden Snowrunner paylaşıldı evet. Yarın Steam PUBG, hatta bugün Steam PUBG videosu gelmiştir arkadaşlar. Ya her çeşit oyun atıyoruz oraya. Hafta sonları dostlar seri oyunlar atıyoruz. Şey hafta içileri, hafta sonları da Snowrunner ve PUBG tarzı videolar atıyoruz oraya. Yine de seriden de gelebilir yani arkadaşlar, öyle tam bir çizelge yok. Barış abi tırı yaklaştırsana lan, %93 oldu. %96. Barış abi yine dit ötüyor arkadaşlar makinesi. 99. %100. Şimdi tamam. Bütün araçları gezmektense şöyle koşarak gideyim daha. Ben de öyle yapıyorum ha. İnan bana ben de öyle yapıyorum. Bir depo daha dolar herhalde ya. İyi balya dökmüş lo. Arkadaşlar baksanıza. Gerçekten iyi balya çıkmış. Bu da %60'ı dolmuş. Şu Jondere'nin güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına? İnşallah VZ25'te Jondere'nin traktörleri çekiyordur arkadaşlar. Vallahi ben bir de fark ettiniz mi dostlar? Kısa bir VZ25 ile alakalı bir şeyde. Traktörlerin sesleri bir tık farklı gibi. Ha, bir de şunu söyleyecektim arkadaşlar. Sağda solda çok fazla yorum da geliyor ve çok fazla bununla alakalı dün akşam canlı yayında da yazıldı. Arkadaşlar sağda solda Warming Simulator 25 mobili de geliyor diye bir konuşmalar yayılmaya başlamış. Böyle bir şey konuşma yok. Konuşma değil, dolandırıcılar evet. Çıkmış, inanmayın onlara. Evet arkadaşlar, böyle yalancılıkla böyle bilgisayarı olmayan özellikle küçük kardeşlerimizin mobil damarından girerek arkadaşlar izlenme ve takipçi kasmak adına yapılan bir sahtekarlıktır bu. Keşke takipçi falan olsa, adamlar para istiyor, dolandırıyor. Evet bir de arkadaşlar bir de satacağız diyormuş. Ben hani çocuklarla alakalı böyle konuşulmuş arkadaşlar. Hani paralı olacak, biz de işte VS25'e bir şeyler satacağız, şunlar bunlar. Hani arkadaşlar böyle sahtekarlara izin vermeyin. Rica ediyorum, böyle sahtekarlara izin vermeyin. Oyunun resmi web sitesi diye bir şey var sevgili dostlar. Oraya girip bakabilirsiniz. Farming Simulator 25'in mobille alakalı hiçbir açıklaması ya da hiçbir değerlendirmesi yok. Hatta bununla alakalı Farming Simulator'a bir arkadaş yazmış Cihan Sokvar'a. Mail atmış. Mobile geliyor mu diye. Mobile gelmediğini bizzat da o arkadaşlara da zaten yazmışlar. Onu da geç, ben de bunu bizzat yazar sorarım da, ben hani partneriz de ben sevmiyorum arkadaşlar. Bir daha yazmam onlara. Ama sizin için yazarım gerekirse. Adamlar şu cümleyi kullanıyor. Tüm platformlarda satışta deyince onu demek istemiyor arkadaşlar. Steam, Epic Games, Windows Store, ondan sonra kendi resmi sitesi, bu tarz yerlerde satış yapılıyor. Aynı zamanda partnerlerin de satış linkleri var. Hani mesela Farming Simulator 25'in 50 Ragnar satış linki var. Ben koymuyorum. Çünkü neden koymuyorum açıklamalara? Çok pahalı arkadaşlar. Gidin Epic Games'ten alın. Ha bunu açıkça söylüyorum ben arkadaşlar. Yani adamlar bu satış mağazalarını demek istiyor arkadaşlar. Adam hem mobil denen bilgisayardan demek istemiyor. Mobille alakalı tekrar ediyorum.
herhangi bir şey yok. Lütfen kandırılmayın. Lütfen dolandırılmayın. Lütfen de bunu arkadaşlarınıza, bu açıklamamı arkadaşlar iletin. Lütfen. Barış abi yine senin makinen dolmuş. Gerçek FS'ciler şunu bilir ki 1 yıl mobile, 1 yıl PC'ye oyun çıkardığını, şu an PC'ye çıktıysa belki 26, eğer aksilik olmazsa pandemi gibi, 26'da muhtemelen mobil için çıkar. Diyelim ama ki, 23 çıkmışken 25'i mobil çıkartmaz. Diyelim ki şöyle keşke bir çıkarsa. Sürpriz oldu. Diyelim ki şöyle bir sürpriz oldu. Hadi diyelim oldu ki mobile de çıkardı. Hadi. Ama evet, bununla evet, alakalı şu ana kadar yapılmış en ufak bir açıklama yok arkadaşlar. En ufak. Yani oyun şirketinden daha iyi mi biliyor bu arkadaşlar? Bu insanlar. Ya sen şimdi düşünsene, bir oyun yapıyorsun. Yani mobilde sektöründe de varsın ama sen PC'yi süreceksin. İkisini bir açıklamadın ama sen gidip birisini açıkladın. Daha hiç yayınlamadan ben mobilde çıkardım deyip bunu yapmaz. Hata önce olur. Birini açıklar, sonra ya ilk başta açıklayacak ya sonradan açıklama olmaz. Oo. Keşke çıkarsa ama yani hangi telefon kaldırabilir? Ya kolay abi. Onda geç, öyle bir şey yok zaten ya. Devam yok, edelim yok, arkadaşlar. Yani. Tarlamızı bir işte. PS25'i de gerçek videoları PS25 diye paylaşıyorum ya. Gerçek videoları aynen. 2023'ten bu yana gerçek videoyu PS25 diye paylaşıyorlar. Kaldır abi. Şöyle dön. Arkadaşlar zaten 25'le birlikte çok fazla PS23'ün görüntüsü üzerinde oynayıp PS25 mobil diye hani sizleri kandırmak isteyenler olacaktır. Bu insanlar hayatlarında hiçbir başarısı olmayan, hiçbir şey başaramamış, tek işleri sahtekarlık olan insanlardır. Onlara taviz vermeyin efendim. Bakın bu cümlemizi genellemeyin. Yapanlara sahtekarlara diyoruz biz. İşini emeğini alnının teriyle, alnının akıyla yapanlara selam olsun arkadaşlar. Allah Rabbim güçlerine güç katsın onların. Bir de resmi olmayan hiçbir yere ücret ödemesi yapmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben zamanında şöyle bir şey anlatayım bununla alakalı. Zamanında arkadaşlar bu işlere girmeden önce bir web sitesinden, bilmediğim bir siteden oyun satın aldım. Jortingenshirt arkadaşlar benim bilgisayar. Ve hesaplar, bilgisayar, her şeyim gitmişti dostlar. Haberiniz olsun. Şöyle ve senin hesap paran sürekli hesaplardan para çekiyor. Oyun almıyor. Kredi kartım da gitti. Hatta hatırlıyor musun? Kartım... Steam'de bir iletişime falan geçip ben almadım diye başvuru falan yapmıştım. Geri evet. Vermişler parayı. Arkadaşlar alım gücünün çok yüksek olduğu dönemlerde, yani paranın gerçekten para olduğu dönemlerde, yani şu anki 1000 liranın 15 bin liralık bir malzeme aldığı yerde benim kredi kartımdan 850 liralık alışveriş yapıldı Steam'den oyun. Bilmediğim bir yerden oyun aldım diye. Devam edelim abi. Ama banka sağ olsun vermişti paramı. Barış yap. Evet. Balyaşını bittin. Biçer döveri deposu da dolu abi. Balyaşı bitti benim. Onu getir. Biçer döveri getir abi sen. Biçer döveri getir. Şöyle kenardan gidelim. Biçer döveri getir başka abi. Başka tarla var mı? Başka tarla. Ya buğday biçilecek başka tarlamız yok abi. Burası var. Zaten bunda arkadaşlar buğday, arpa, yulaf, hayvanların yiyeceğinin dışında diğer ürünleri daha çok öne vuracağız arkadaşlar. Fabrikalaşma işlerini daha çok yapacağız burada. Nerede? Silo neredeydi? Ha, şurada arka tarafta. Oraya nereden geçebiliriz? Başka yerden geçiş yok mu? Sadece orada mı var? Galiba sadece burada var. Bayağı bir geri vermem gerekecek gibi ha. Kolay yer mi lan? Aha! Ben buraya geri geri girmem lazım arkadaşlar. Çek 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 çek, geri çık. Geri çık. Neredesin abi? Lan? Evin oradayım da Barış abi, geri gitmem lazım. Buraya geri geri gireceğiz abi. Arkadaşlar bakın. Tekte ya. Tekte, yemin ederim tekte ya. Şimdi oraya da tekte gireceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Yapar mıyım? Ben bunu yaparım arkadaşlar. Şöyle gel abi. Tamam. Şuradan ileri git. Şurada kolizyon var mı burada? Burada inşallah kolizyon yoktur. Tamam. Şimdi gel gel abi. Barışan bak, sen onu biçer döveri getir. Şey lazım, o biçer döveri girip burayı açamaz orada Barışan. Şu ağaca takılıyor adam. Sen bir şeyi oraya geç de. Ben boşaltırım senin ilk depoyu. Tam %100 dolu değil zaten benimki. %90 da almaz onu. Her türlü boru açılacak abi. Bak tam şuraya gireceğiz abi. Gel 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 gel. Gel abi. Kurtarıyor mu lan? Vallahi kurtardım arkadaşlar. Tekte giriyor muyum lan? Ona lan içeriye mi? Evet. Lan tekte girdim ama ya çok fazla kırdık arkadaşlar ya.
Ama yine iyi ya. Valla kendi şoförlüğüme 10 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Çünkü tekte girseydim 10 üzerinden 10 verirdim buraya. Barış abi içeride öyle buraya getirmen lazım. Aro. Geleceğiz inşallah. Aa, iptal etti. İlla dışarıdan dökeceğiz arkadaşlar. Nasıl dışarıdan? Şöyle gel. Damperi içeri, ya remorkla tam içeri girince iptal ediyor abi. Maşallah. Haritanın çimliğinin herhangi bir yeriyle oynamadık çünkü çok güzel arkadaşlar ya. Vallahi çok güzel. Bu ne la? Buraya ne döküyoruz abi biz? Hayvanlar, hayvanlar sağlık besin diyor. Lan burası da mahır. Tavuk mu bunlar? Besin şey olabilir bu. Böyle hani koyu, ha çıkın orası diyor, tavuk, orası tavuk, tavuk. Dur bakayım tavuk abi. Orası, tavuk. Şöyle arkadaşlar şöyle 50 tane şey 40 tane şey alalım. Civciv alalım 41 tane. Erkek civciv alalım bir de arkadaşlar 9 tane. Ha ne? Ana! Ana! Oğlum bu ne? Civcivler etrafta civciv geziyor. Doldurdum. Ana koşu ezeriz lan biz bunları. Ya arkadaşlar şunlara bakın ya. Düşünüyor la o. O niye düşünüyor? O içeride bir de götür abi o tarafa doğru. Dur bitsin de. Sen burayı hallet Barışcan ben şey yapacağım. Bekle. Tak şu şiteri abi. Balyaları sana, topla. Balyaları otolotta toplayacağım ya. Uğraşmayacağım şimdi. Otolotta remarklarımız ne? Lan civcivi ezdik vallahi ezdik arkadaşlar ha. Şite yerdir baba. Tozdur mozdur lan. Otolot yapmış mı ama acaba pilot onlar arkadaşlar? Umarım yapmıştır. Gel bakayım abi. Sen de diğer balyaları morkunu al abi. Onu hallettikten sonra. Otolot çalışma konumu yapmış yapmış. Aferin lan pilot. Batma modunu tekrardan açacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Arabada vurduk. Backdown'ları deniyoruz diye batma modunu açmadık. Bir şey diyeyim mi Barış'am? F1 açık oyna. Hı. Yine görüntüye zarar yok abi. İstersen F1 açık oyna. Yukarıda küçücük bir kare görünüyor sadece. Onu telefonda ben yapıyordum. Telefonda daha güzel oldu. Ne abi? Daha geniş bir ekran oluyor o şeyde. Telefondaki o mobil oyununda. Orası da şey oluyor mu? Kapanıyor mu? Küçülüyor öyle. Tabii tabii. Wow, onu bilmiyordum bak mesela. Al abi. Ekran daha çok görüntü alanı elde ediyor. O makinedekini almadı galiba arkadaşlar. Sen ne alacaksın? Sen ne alacaksın? Senin hiçbir şey almana gerek yok herhalde. John Deere'yi alayım ben. John Deere. Var var var. Sen de balyara morkunu al abi. Lan. Onları niye almadı arkadaşlar? Kaç balya çıkmış? Ne oldu? Şu anda bende 21 balya var. 33 balya mı? Büyük ihtimalle ben alırım lan büyük ihtimalle burayı. Bende 24 balya var. Ben bu makineyi götürüyorum. Aynen aynen sen etrafı bir toparla abi. Ondan sonra bir ot işimiz var arkadaşlar. Bir de slash tarla sayılamamız lazım. Bu kadar. Gerisi olduğu gibi arkadaşlar bu haritada oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Topla bunu da. 33 balya diyorsun. Bir balya sende herhalde. Burada 32 balya var. Evet bir balya düşmedi ki bu. Tamam. Bunları nereye boşaltacağız abi? Bize bir samallık lazım. Ay çok özür dilerim arkadaşlar. Vallahi fark etmedim oraya. Şu deponun olduğu yer ne? Saman nereye koydum? Bütün ışıkları ben yaktım arkadaşlar bu arada. Elektrik faturası ödüyoruz zaten. Şuraya koysak ya da bizim bir samallık tarzı bir şey yapmamız lazım. Şuraya abi. Şuraya istiflesek. Abi içeriye. Orası ahır ya lan. Oğlum inekler yok ki. İnekler dışarıda geziyordu. Ahır değil mi orası? Bak içeriye bir gir baksana. Bir bakayım arkadaşlar bir dakika. Bir bakayım. Şurada dursun be. Ama inekler bu tarafta geziyor abi. Nerede? İnekler burada geziyor ya. Aha. Ben de inek gözükmüyor. İnek gelmiş içeride. Burası pohluk. Arkadaşlar. Pohlu burada. İnekler maşallah. Maşallah. Meh. Aa samanlar meh, böyle meh. Mi duruyormuş? Bunu onu mu gösteriyor? Nasıl samanlar öyle mi duruyormuş abi? Dışarıda. Yok lan remorku. Burası süt yeri herhalde. O bozuk ağır. Bozuk bozuk o. Süs o süs. Hurdalık o. Bunu silip buraya samanlık yapamaz mı? Ne kadar güzel yapmış arkadaşlar baksanıza ya. Onu silip oraya samanlık yapamayız mı? Deneyeyim abi. Şöyle yap. Oha tek tek silinecek her şeyi Barış Han bunun. Bak tek tek silinecek her şeyi. Şöyle gel. Bunu da sil. Şöyle gel. Bunu da sil. Şöyle gel. Baksana her şeyi tek tek siliniyor. Oha be zemini, adam. Zemin de tek siliniyor. Şöyle gitti. Silin mi zemini? Zemini mi? Nasıl yani? Ha. H'ye basınca zemin de siliniyor. Dur silsene. Bakayım. Aa tamam. Çok kötü oldu. Çok bu kalsın. Bu kalsın Barış'ım.
Ben bunu restore et. Aynen restore et. Bu ne? Bu ne? Sen bayağı bir şeyler yok etmişsiniz lan siz bu haritayı kurarken. Yo. Evet ben evet. Yok etmedim. O yüzden ben şey yapmayayım. Ben bir tane cheat yok ettim. Oh. Daha fazla şey yapmayalım. Bu balyaları nereye koyabiliriz? Şimdi hemen bir düşünmem lazım. Hemen bir düşün. Aha burası ne? Tamam burası tamirhaneymiş. Arkadaşlar. Bu şey aha burası oğlum belki de. Neresi samanlık. Abi? Kamyonları koyduğumuz yer samanlık değil mi? Olabilir ha. Aa aynen. Kamyonları bunları çıkar buradan abi alalım. Oradan. Çıkar abi kamyonları oradan. Manitolarla dizelim oraya. Remorkları. Burası samanlık. Balyaları. Şöyle gel abi. Dur bak. Aynen oraya dizelim bütün şeyleri. Sen şeyi de çıkar abi. Nereye alayım dur. Dur bakayım. Bunu ön tarafa alayım ya. Şunları şöyle bırak abi. Lan. Tamam. Şunu şöyle kenara al. Bu böyle kenarda dursun arkadaşlar. Manitolarla onları oraya dizelim. Şimdi sen bir tane traktörle gelip bu dorseyi de alman lazım abi. Alacağım. Dorseli şeyi var mı taşıma işi? Oğlum bu balya ucları yanlış lan. Nasıl? Ya otolotlu uç değil ki bu. Bakayım. Demek ki yanlış aldık. Küçük balyaları almışsınız siz bence bununla. Aynen bu balyayı yanlış almışsınız otolotlu uçları. Dur. Abi sat otolotlu uçları abi. Sat otolotlu uçları ben hemen yenilerini alacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Ön yükleyicilerin şuna geliyoruz. Buradan şunları alıyoruz arkadaşlar şunu. Şöyle ön yükleyici, teleskopik taşıyıcı, tekerlekli yükleyici. Bunlar tekerlekli yükleyici miydi la? Bir bakayım arkadaşlar manito ne diye geçiyor? Manito teleskopik. Teleskopik. Teleskopikmiş. Ne alakası var arkadaşlar teleskopik ya? Şöyle teleskopik taşıyıcı. Şunu şöyle kırmızı yap. Hop. Tamam. Aldım bak. Şurada ekipmanlarımız dursun. Bunlar abi. Şunu şöyle al abi. Nerede şehir? Şehir. Aa direkt şehirdeymiş bu arada. Tamam. Kaldır abi. Al 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 al. Bir balya daha al. Alsana oğlum bir balya daha. Tamam. Gel şöyle. Şu en arkaya dizmem lazım arkadaşlar. Işığı yanıyor zaten bunun. Gel baba şöyle. Işık mı içeri zaten aydınlık ya. Aydınlık. Gel 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 gel. Ana. Dorseyi almadan gidiyorum. Şöyle gel. Aynen böyle yapacağım arkadaşlar. Yan taraftan da iteceğim en son. Kenara bir o tarafa bir o tarafa. Şimdi oraya iki tane bırakayım ikili. Şöyle gel abi. Kaldır şunu. Uzat şunu. İndir oha, şunu. Bak her yer her yerde lan. Gözetmemiz lazım. Lan ne oluyor? Ana ne oldu bana arkadaşlar? Uçtun mu? Evet fırlattı attı beni ya. Çok basit yapışkanlığa yüzünden. Arkadaşlar bir tane mod var tamam mı? O modu kurunca traktörün ve remorkun üstünden düşmüyorsun. Hani hiçbir şekilde düşmüyorsun. Kayıp gitmiyor. Onu kurduk ama o mod maalesef böyle Allah. Modlar üst üste gelirse böyle sıkıntı yaratıyor. Senin yaptığın kolizyona tüküreyim adam. Balyalar nereye gitti? 3 tane balya arka tarafa bir yere kaçtı gitti Barış'a. Samanlığın içinden. Bulursak şöyle alırız ya. Baga sokmasın oyunu da. Gerisi önemli değil abi. Devam abi. Lan o balyaları öyle ben mi dağıttım? Burayı böyle ben mi dağıttım arkadaşlar? Tabii ki de sen dağıt. Balyalar eyvah nerede acaba? Eyvah. Şunları alalım arkadaşlar bir. Şunu da al. Bunu da al. Bir tane alacağım. İçerideki balyayı alacağım arkadaşlar. Gel abi. Şunu da tepelenmasını oynat. Şunu da. Tam. Neyse. Onu sonra da. Aa ben de uçuyorum. Sen abi zaten oyunun başından beri abi uçuyor arkadaşlar Barış ya valla. Kayıt arkasında bir çerde öyle uğraşıyoruz. Yine uçuyor. Tutmalı bir şeyleri. Oğlum ha. Düzenliyoruz ya buraları. Tuttuğun zaman uçuyorsun işte. Şöyle gel bunu da bırak. Tamam. 4 2-3 tur daha sonra arkadaşlar burası biter. Bu arada hala videomuzu izleyip de like atmayan arkadaşlarımız, abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa çok mutlu olurum. Şimdi şunu da götür abi. Abi manito ile oynama. Oha balyalar şuraya gitmiş. O balyaları buldum oradan mu alalım arkadaşlar? Buldum. 4, 8, 12, 16 oluyor onlarla. Şöyle. Tamam.
daha fazla ileri ittirirsem arkadaşlar sıkıntı çıkabilir. Ama sıralamaya düzgün yaptım ha dostlar, valla. Hayır be, anasını satayım böyle işim ya. Yine mi uçtun la? İlla bir şey almaya gerek yok yerine, ekipmanın yan yana gelince. Arkadaşlar onu orada, şimdi şu ekipmanları tek tek çekmek yerine, bu balyalar nasıl oldu da buraya geldi bilmiyorum. Şunları şuraya alalım. Şöyle. Ha. Şunu da al abi. Bunu da böyle koy. Tamam. Yapışkan modunu var ya, şeyde kullan. Evet. Sadece RP'lerde. Normal yapışkan oyunda olmuyor. Normal oyunda sürekli ele aldığımız için arkadaşlar demek ki sıkıntı çıkarabiliyormuş. Gel abi. İlal şeye gerek yok. Balyede de olur mu? Arol. Gel 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 gel. Dök baba. Ulan yine gittik şeye bastık. Gel geri abi. Baya baya dizdim Barış'ım. Lan Semih nasıl bir yemeğe gitti lan bu arkadaşlar? Mevlid okumaya mı gitti bu? Ne yaptı bu? Ömürlük yiyor. Ömürlük mü yiyor? Ahiret yemeği mi yiyor oğlum? Bu nasıl yemek lan? 65 saattir gelemedin. Hayır. Şunu da halledelim. Yemeklerin suyunu veriyor muyuz acaba? Son 4, 6, suluğu var mı? 7, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Oğlum bu balya eksik gibi la. Orası başka mı arkadaşlar benim o bulduklarım? Başka balya mıydı acaba? Galiba başka balya dostlar. Şunu da şöyle başka gel. Başka balyaysa nasıl aldın sen? Başka derken bizim başkasının değil. Bizim ama başka. Oğlum biz balya yaptık mı oğlum? Evet, onlar başkaymış arkadaşlar. Yani bizim ama başka tarafa dağılan balyalarmış. Arka tarafta duruyor bizim balyeler. Ah lan. Eksik olmasından belliydi zaten. Al abi şunu. Şöyle. Şimdi ta oraya öyle mi gideceğim? Ben yapıyorum bu sporu arkadaşlar. Direksiyonu çevirdik. Nasıl kurtardı ama? Şimdi iki balya burada var. Aa orada da var. Lan her yer civciv. Kaçın lan, ezeceğim. 10 tanesi gitti. Ezme civcivleri. 10 tanesi gitti. Gel abim. Bu balyalar oyunun orijinal büyük balyaları olduğu halde acaba arkadaşlar bizi baga sokar mı? İnşallah sokmaz dostlar. Ya manitolar direkt şuraya koyar. Bunu yukarı götüreyim. Hah tamam. Barış'ım garajın arkasında 3 tane balya var. Onları getirir misin la? Ben de şunları. Hangi garajda? Benim balya garajının arkasında. Duvarın içinden geçti arka tarafa. Şunu da al. Bunu da al. Şöyle gel abim. Şunu da alalım arkadaşlar. Ondan sonra tamam. Ne çalıştım be. Vallahi de biliyor arkadaşlar. Elektrikler gitti yine. Barış'ımın yine elektrikleri gitmiş. Ah lan. Ama laptop olduğu için şanslı. La tam samandan bilgisayar oldu olsaydı 500 kere. Yok gidiyorum şimdi. Elektrikler gidince bilgisayar enerji güç modunu alır şeye. Ekonomi modunu. Jeneratör devreye girmedi mi orada mı? Yani bir 30 saniye sonra giriyor. Barış ya lojmanda kaldığı için ah mis abi jeneratörü var, elektrikler gidiyor, hiç elektriksiz kalmıyor. Ben geçen gece arkadaşlar 12'den sabah 7'ye kadar elektriksiz kaldım. Karanlık odada oturdum. Yani. Tamam. Bu bir. Barış'ım diğerleri nerede la? İçeri yok geliyor baba. Nereden atıyor içeri la? Koydum. Balyaları dökmüşsündür la. Yo. Yo. Ha ha. Ha. Başka yoktur herhalde Barış'ım. 3 tane attım içeri. Ya üşengeçlikten nereden koyuyor arkadaşlar Allah aşkına. 33. Niye oğlum oradan çıktıysa gerideki. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 28, 31. Bir tanesi makinenin içinde. 31. 32 olacak. Bir tanesi makinenin içerisinde 32 olacak. Nerede biri? Diğeri nerede acaba arkadaşlar? Dur la. Şöyle diğeri bir öldü. Arkadaşlar yanlış mı saydım ya? Kaç sıra var orada? Yanlış saydım herhalde arkadaşlar. Şimdi bir yeri girerse baga sokacak bizi. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 3 daha 31 yapar. Bir tane makinede 32. Bir tane makine şey balyanın biri yok. Nerede lan bu balya? Evet. Şöyle baktığım zaman. Balyayı kim aldı seversin? Balya nerede? Tarlada mı acaba arkadaşlar? Yo tarlada hiç tek başına balya yok. Nerede lan balyenin biri? Aa bu öbür tarafında. Oğlum bu ne tarafı? Allah Allah. Allah Allah. Nerede acaba? Neyse balyemizin biri yok. Evet sevgili dostlar.
Efendim, Modern Farm Kayseri serimizin yeni bölümünü burada sonlandırmış bulunmaktayız. Umarım haritayı, ondan sonra helikopter tarzı, uçak tarzı işlemleri ve kullanamadığımız ama kullanacağımız olan, nerede lan o makine? McDown'ları beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde McDown'larla en azından ot işlerini, şunları bunları yaparız arkadaşlar. Evet. Efendim, her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Nerede bu balya?